Çocuklarını okula göndermez. Silah! Yürü git cehenneme git. Geleceğini mi okula göndermeyeceksin? Puh! Ah yan. Bu kim lan? Abi gold digger bulduk. Bir gold digger. Parası için yaşlı ve zengin bir adamla evlenir diyor. Amirim ben bilim cebinim. Ben bunu yargılarım. Oyna. Bile Eilish. Yaşasın! Sonun Dogen geldi de çattı. Aylardır, yıllardır. O kadar değil ama uzun süredir beklediğim bir oyun sonunda Türkçe desteği geldi ve bugün oyunu oynayacağız. Judgment Day. Ve geldi, Bluestack'te de çalışmadı uzun zamandır. İnşallah bir sorun çıkmayacak. Arkadaşlar bence efsane eğleneceğimiz bir oyun. Efsane eğleneceğiz oynarken. Passion Punch tarafından yapılmış güzel bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun hadi. Hadi başla artık. Ne oluyor lan? Arkadan Minecraft da çıkarmış. Dur sesini de açalım. Minecraft git lan. Evet. Karakterimizi seçelim. Melek mi olalım? Erkek mi? Karakter farkları çok garip olmamış mı bak. Her şey aynı, sadece buna ruj eklemiş, saç uzun ve meme eklemişler. Çok komik, eğlenceli bu. Ne olalım abi? Angela. Melek olalım, melek. Kaçıyız ya? Tatlıyım bir meleğim ben. Bu meleğin ismi Melahat. Yargılamak için dokun. Tipe bak, bununla hayır gelmemiş. Vahşi parti hayatını paylaşan oyun arkadaşları beraber lüks konutlarda yaşadı. Ya burada kötü bir şey yok ki. Bu adam şimdi burada arkadaşlar oyunun mantığı şu size. İnsanlar geliyor, onları cennet veya cehenneme gönderiyorsunuz yani. Eğlenceli bu oyun tebaca. Ama eğlenceli. Bu neden? Abi Eilish. Ya bu yani ne emmeye ne gömmeye gelmiş ya. Kötü bir şey yapmamış. Ya çok savruk yaşadığı için azıcık cehennem vereceğim. Müstehcen içerikli dergiler hazırlayıp satmaktan tutuklandı. Yol Allah, cehenneme git terbiyesiz. Cinsel özgürlük ve ifade özgürlüğü savuncusuydu. Git lan. Cehenneme gitsen. Yol al bakayım. Yol al. Cehenneme maton cennetim bak. Cennete giderken mutlu oluyor. Cehenneme giderken ebesininkini görüyor. Yallah cehenneme. Ne oldu lan? Ne? Ne? Aa kilit açtı. Doğru mu göndermişim? Ne yapmışım? Cehenneme attım bu herifi. Bir sonraki için eve gidiyoruz. Bölüm 1 tamamlandı. Versus. %33 mi doğru yapmışım? Hadi lan. Cehennemdeki herifin tekiydi o lan. Yüzük falan var oyunda. Aa polis. Selamun aleyküm. Pek çok suçlu yakaladı. Rakunlar suçlu mu lan? Nötr mü lan? İşkence yaparak bilgi alır. Kötü. Bunu beğenmedim. Azıcık 4. İşkence yaptığı için işinden atıldı ve bir çete kurdu. Bak bu yavaş yavaş yanmaya yaklaşıyor, bu yol al lan. Tutuklandı ve hapiste de bir çete kurdu. Git gide sen sıkıntıya giriyorsun bak. Boh yoluna gidiyorsun ha. Boh yoluna giriyorsun polis. Tam da cehenneme azıcık yaklaşsan. Senin cehennete gibi ihtimalin yok şu an. Yani niye? Yürü lan. Yapacak bir şey yok. Suç örgütleri falan kurmuş. Arkadaşlar ebininkini göreceksin cehennemde. Niye suç örgütü kuruyorsun? Terbiyesiz. Aa, bu kim lan? Aa, Hayko Cepkin geldi. Cepkin. Kargalardan soyguncu bir çete kurar. Bence cennetlik. Çok zekice yani, çok zekice. Ben buna 10 puan veriyorum. Misafirlerine tarihe geçmiş pas reklamı. Şerefsiz. Şerefsiz bir insansın. Sen çok terbiyesiz bir insansın. Ama hoşuma gitti. Çok çakal. Azıcık cehennem. Çok azıcık cehenneme gidebilir. Kurumamış beton üzerine yürümekten zevkli. Şerefsizin önüne gidersin. At bunu cehenneme at. Ya şimdi en baştaki şey zekiceydi. Karga olayı var. Çok çakal bir herifsin sen. Sen ama yürü git lan. Bir tane de adam akıllı adam gelmedi ya. Hep cehennem, hep cehennem. Azrail olduk artık resmen ya. Pas git. Bu ne lan? Birini yak, birini kurtar. Ne oluyor lan? Birini yak, birini kurtar. Ana! Ünlü mü bunlar? Az önce ben kimi yaktım, kimi kurtardım lan? Soldaki bir gacıya benziyor. Kimdi bu? Çok tanıdık lan. Firda Kahlo değil mi? Sağdaki belli. Onu da ismi unuttum bak. Abi sağdakinin ismini nasıl unuturum ya? We are the champion. Queen. Bohemian Rhapsody şeysi. Nasıl unuturum bunu ya? Evet hatırladım. Ya da YouTube'dan bakmış da olabilirim. Sağdakinin ismi arkadaşlar şey. Yine unuttum lan. Freddie Mercury. Soldaki de Frida Kahlo sanırım. Abi bunun ikisini cennete atabiliriz ya. Ama gacı cennete gitsin. Ya öyle. Naruto mu Cengiz Han mı? Naruto cennete gitsin. Cengiz Han yol al lan cehennemi şerefsiz. Milyon tane adam öldürmüşsün. Abi oyun bence eğlenceli ya. Ne oldu? Multi judge. Aa 100 puan mı aldım? Thank you man. Çok başarılı bir melekim ya. Özel bölüm. Ünlüyü yargıla. Ben bunu yargılarım. Oyna. Reklam izlenir. Bunun için reklam izlenir. Bile Eilish. Seviyorum gacı. İyi bir gacı. We are the champion. We are the champion. Oh bak bu çok abi. We are the champion. Billy Eilish Billy. Eski bir Justin Bieber hayranıdır. Ya bak şimdi seni cennete sokmak istiyorum, anladın mı? Cennetin bahçelerinde gez. Ama sen yani Justin Bieber nötrün bu konu hakkında. Hadi bir puan vereyim bak mavi gözünün hatırına. Sınav çekenlerin üstüne oturun. Yani biraz saçma bir davranış. Bir puan cehennem veriyorum. Cinselleştirilmemek için bol kıyafetler giyen. Bu direkt cennet.
Bu kızı Jenny'e at. Çok sevdiğimiz maviş bir kızımızdır bu kendisi. Bile ailesi severiz. Kaç? %20. Ben bu multi judge'i anlamadım ama galiba iyi. Yüzükle ne yapabiliyor? Yüzeye basayım mı? Aa, zombi istilası. Bu kim lan? Bir dakika. Zombi istilası için hazırlık yap. Rambo musun sen? Zekice ama aptal olabilirsin sen. Çok azıcık cennet diyeceğim sana. Dünyanın düz olduğuna inanır diyor. Ben aptal olduğunu söylemiştim bu arkadaşına. Ya kimliğe. Dünya yuvarlaksa. Nasıl Avustralya'dakiler düşmüyor dünyadan? NASA'nın çektiği bütün fotoğraflar yalan bir kere. Dünyanın sonunda buzdan bir sınır var, anlıyor musun oğlum? Bak böyle ses geliyor bak. Tak tak, boş boş. Seni ne cennete ne cehenneme yollamıyorum. Sen gerizekalı gerizekalı kısmından sana hani aptal olduğu için çok azıcık cennetlik olabilir. Yani bu suç işlemez. Bu günahsız bir. Çocuklarını okula göndermez. Sina! Yürü git cehenneme git. Çocuklarını okula göndermezmiş. Gelecek katili! Terbiyesiz. Hem aptal da hem gerizekalı hem mal da o yüzden gönderme arkadaşlar. Çocukları okula göndermek lan. Çocuklar istikbaldir. Çocuklar gelecektir. Geleceğini mi okula göndermeyeceğim? Puh! Ah yan. Gaza geldim. Tokatlayacağım adamı. Bu kim lan? Tabağa gevrekte önce süt koyar. Aptalca bir davranış biraz ya. Yani ben çok mantıklı gelmedi. Buna saf birine benziyor. Buna bir verelim. Tüm kültürlere saygılıdır. Bak bu güzel. Ya çok 5-6 puan vereyim. Çocuğunun sevdiği türden bir oyun şirketi kurar. Bu oyunu yapan falan birisi mi bu acaba? Niye böyle sorular soruyor şimdi? Çocuğunun sevdiği türden bir oyun şirketi kurar. Yani! Bir şey, bence bu oyunu yapanlar bu oyunun şirketinin kurucusu için burada level mi yapmışlar ya? Çocuğunun sevdiği türden bir oyun şirketi kurar. Al, 7 puan veriyorum hadi hatırına. Ne yapayım? Cehenneme mi yollayayım, cennete mi yollayayım ha? Ne yapayım? Ne yapayım? Amidim ben bileyim. Abi güzel. Tek yaptığı saçma şey gevrekli önce süt koymasıydı. Kaç sütlü gevrek mi yiyeceğiz? Gevrekli süt mü yiyeceğiz? İnsanları cennete, diğerlerini cehenneme gönder. Michael Jackson. Cennete git lan. Cennete git. Cennete git. Lan git sen cennete. Cehenneme. Git lan. İnsanları cennete, diğer. Bu insan değil mi? Bunu niye gönderemiyorum? Ha. Oha, ne kadar ağır konuşmuş. Diyor ki insanları cennete, diğerlerini direkt cehenneme gönder. Ben Michael Jackson, cehenneme göndermek istiyorum. Bu kimden? Turabi mi o? Ya Pinokyo cennete... Ya bu niye böyle bir şey var? Neyse tamam. Burada biz seçemedik. Bunlar otomatik cehenneme gidecek. Bu biraz yapboz tarzı olmuş. Ben Michael Jackson, cehenneme çatır çatır yanmasını istiyordum mesela. Şerefsizin tekiydi yani. Biliyorsunuz Michael Jackson aslında sevdiğimiz bir sanatçı ama sonradan çok kötü dedikodular çıktı hakkında. Bu kim lan? Abi gold digger bulduk. Bir gold digger. Parası için yaşlı ve zengin bir adamla evlenir diyor. Ama diyeyim ben bileyim cevabiniyim. Ya bu cennetlik olmayacağı kesin. İnsanların duygularını kullanan, yürüyen bir silikon. Silikonlara çok insan da öldürmemiş şimdi ama baktığın zaman ama 4 puanlı bir cehennem verebilirim. Evliyken yeni sevgililer bulur. Ahlaksız. 10 puan. Öl ama. Kocasından kalan mirasla taciz mağdurları adında bir vakıf kurar. Arkadaşlar bu kocanın altında çok derin bir hikaye var. Gold digger ama zamanında galiba tacize falan uğramış. Hayat kuramamış. Hayatın sillesini yemiş. Ey 15'li 15'li. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Demiş Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Bu bayağı cennetlik ama şimdi kocasından kalan mirasla bu cennetlik. Çok kararsız kaldım. Ya bu gacıyı cennete göndereceğim. Yaşlı adamlara gerizekalı olup kaptırmasaymış parasını yani. Ama çok kararsız kaldım ya şu an. Cennetlik ya. Çok riskli bir şeydi. Yani çok yani sonda yaptığı şey iyiydi. O yerde gözüme girdi. Bu yüzükler niye cacığa yarıyor acaba? Nasıl bir cacık yapabiliriz bu yüzüklerle? Özel bölüm yargıla. Kobe Bryant mı bu? James Jordan mı? James kimden bu? Arkadaşlar ismi aklıma gelmediği için tanıyorum. Kobe'ye de benziyor ama. Jordan mı lan bu? Kimden bu? Tanıyamadığım için geçeceğim. İsmini bilseydim oynardım bu reklamı da izlerdim. Bu kimmiş bakalım. Ayraç kullanmak yerine sayfayı kıvırır. Zekice. Bence de arkadaşlar ayraç kullanmak dünyanın en entel ve saçma şeyi bence. Gerçekten gerçek kitap okuyan insanlar kıvırır. Ben de kıvırırım. Ayraç biraz daha şey. Kitap okuyorum. En çok ben okuyorum. Ama bu cennet cehennemlik bizi ırgalamaz. Takıl. Sizi güzel zeki. Alışveriş sepetini geri götürmez. Alışveriş sepetini mi arabasını mı? A101'in patronu olsam seni cehennemin cahiliyeti yakarım ama çok da büyük bir şey sayılmaz. İki cehennem falan. Sırası geldiğinde ne sipariş vereceğini karar veremez. Bana benziyor bu birazcık. Bu biraz bana benziyor. Çok azıcık nötrüm bu konuda. Bir eksi puan vereceğim.
Cehennemi hak etmiyorsun sen yavrucuğum. Cehennemi hak etmiyorsun. Ama cenneti çok hak etmiyorsun. Arafta sen çay iç. Bekleme salamını alın bunu. Yani cennet cehennem o kadar kolay şeyler değil. Hak etmen lazım önce. Ruhları ve bedenleri eşleşir. Stalin ve Kim Jong-un. Çok tatlı yapmışlar ya. Bu kim? Aldığı kitapları asla iade etmez. Bu tarz şerefsizler yüzünden Türkiye'de çoğu yer, bak ayrıca yurt dışında çoğu yerde, tamam, kütüphanede aldığı kitaplar neredeyse beleş gibi alıp gezebiliyor. Türkiye'de bu tarz şerefsizler yüzünden kitapların parası arttı ve artık öyle bir mantık kalmadı. O yüzden cehennemlik. İnsanların bilgi edinme özgürlüğünü şey yapıyor. Yalnızken gaz çıkar. Cennetlik. Ben çok osururum. Çok osururum o yüzden. Ben yapıyorsam sonuçta yargıç benim burada. Ben yapıyorsam o da yapabilir ya. Çin lokantasında çabuk yerine çatal kullanır. Masum. Cehennemlik. Araf ne yok bu oyunda? Araf'a da gönderebilirdik bak. Oyun geliştiricilerine buradan fikir. Araf'a koyak. Tamam, Araf'a koyak. Bazılarını Araf'a koyak. Sonra bunlar yeni aksiyonlarda bulunsun, tamam mı? O yeni aksiyonlara göre önceki puanların üzerine ekleme yapıp cennet cehenneme gönderiyor. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Güzel fikir. Güzel fikir, bunu beğendim. İkinci seviye yeni melek açtı. Sen nasıl bir meleksin lan? Emekli olduktan sonra Derya Baykal'ı çok fazla izleyip her yere işleme yapan gacılar gibi süslemeler var üzerinde. Pas geç. 15. bölümde bırakalım. Bu son bölüm. Bu kimmiş bakalım. Havuza işer. Kıyafetleri çıplaklar kampına girmeye çalış. Ne hakkın var? Ne hakkın var? Toplum düzenini bozmaya ne hakkın var? Adamlara... Anarşist bir arkadaş sanırım biraz. Temiz havuzda üşüyor, kirletiyor. Çıplaklar kampına girip medeniyet getiriyor. Bununla kararsız kaldım. Bu Araf butonu ekleyin abi buraya. Araf önemli ya. Eksi bir puan yani. Toplumun huzuru da bozmaya ne hakkı var? Tatlı çiçekleriyle beraber çıkar. Bu tatlıymış. Ya sen toplumun havuza işediğin için çok kısan gıcık oldun. Çakma Jahreyn. Yani bahsedeyim bakayım. Yakayım mı? He? Yakayım çıkıyor. Yakayım mı? Abi hatta bu oyunda şey de olabilir. Burada biraz sürün ama. Cehennemi görünce şey yapıyor böyle. Yeni bir tane aksiyon yapıyor. Diyor ki bana diyor iki bölüm daha ver diyor. Hiç sevap işim geleceğim diyor. Ama sonra tekrar havuza şöyle zıbap diye oturuyor. Şimdi lan bir daha havuza. Terbiyesiz. Hayır teşekkürler. Bugün yüzüklerin ne işe yaradığını anlayamadım hala. Story mutari yok mu ya burada story? Sırf bunu cehenneme atmak için bu oyunu bitireceğim diyor. Yavrum hiç sorgu... AIDS ve kanser gibi hastalıkların araştırmasını destekledi. Tamam buraya okey. Barış Cemal'ın bize tümden okey. 13 yaşındaki bir çocuğa dinize isim etti, aslında soruşturma geçirdi. Arkadaşlar Michael Jackson hakkında çok fazla kötü şey var. Ve bana birazcık gerçekçi geliyor. Çok ağır bir pedofil oldu. Disney böyle çok büyük bir çocuk parkı kuruyor bu falan. Çok iğrenç. İğrenç. Lanet herif. Evet. Michael Jackson'da hapse attığımıza göre hapiste cehennemde cayır cayır yanmasına şey yaptığımıza göre bu videoyu bitirebilirim. Benimle teşekkür arkadaşlar. Ben bu videoya bayılıyorum. Oynarken çok eğlendim. Oyun devamı için bu videoya like atmayı unutmayın. Ve yorumlara devamını istiyorsanız yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.